Türkiye-Rusya ilişkileri Washington'da nasıl algılanıyor? Uzmanlar nasıl yorumlarda bulunuyor? Küresel Çıkarlar Merkezi'nin dünkü programına katılan uzmanlar, Rusya'nın bir NATO üyesiyle, yani Türkiye ile uzun süren bir kriz istemeyeceği görüşünde birleşti. Konferansı izleyen Alparslan Esmer'den alacağız ayrıntıları. Alp, söz sende. Evet, Türkiye'nin Suriye sınırında geçen ay bir Rus jetini düşürmesiyle başlayan gerginliğin ne kadar devam edeceği gerçekten Washington'da kaygıyla izlenen bir durum. Özellikle de Batı'nın IŞİD'le mücadele çabalarına Moskova'yı da katmaya çalışması açısından bu kriz beklenmedik bir durum oldu. Konu son olarak Washington'daki Küresel Çıkarlar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun bir araya getirdiği uzmanlarca tartışıldı. Uzmanlar iki ülke arasındaki krizin geçici olduğuna inandıklarını söyledi. Bilindiği gibi tarafların gerginlikten kaçınarak aralarındaki görüş ayrılıklarını giderme çağrısı yapan Amerika son olarak Rusya'yı bu ay New York'ta yapılması planlanan Suriye'nin siyasi geleceği konulu görüşmelere davet etmeyi başardı. Dün Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry Moskova'daydı ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmelerde bulundu. Son uçak olayından sonra Ankara ve Moskova arasındaki gerginliğin ne kadar devam edeceğinin Türk-Rus ilişkilerinin önümüzdeki yıl nasıl bir seyir alacağını tartışıldığı toplantıda ilk sözü alanlardan biri Brookings Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü ve TÜSİAD Kıdemli Araştırmacısı Profesör Kemal Kirişçi oldu. Kirişçi, Türkiye'nin birkaç yıl öncesine kadar dış politikasının ticari çıkarlarının belirlediğini ama şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tanımladığı merkezi güç olmaya yöneldiğini açıkladı. Normalde iki ülke arasında çok güçlü ticari ilişki bulunmasına rağmen Türkiye'nin merkezi güç politikasını benimsemesi sonucu Suriye krizine fazla müdahil olduğunun altını çizen Profesör Kirişçi, bunun da Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getiren bir etken olduğunu belirtti. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Rus uçağın düşürülmesinden sonra kullandığı "sırtımızdan bıçaklandık" ifadesinin Türk-Rus ilişkilerini çok yakın ama çok karmaşık bir ilişki olarak yorumlamasına yol açtığını kaydeden Profesör Kirişçi, iki tarafın birbirine ekonomik olarak bağımlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan önemli miktarda doğalgazın yanı sıra buğday da aldığını ve bu ülkeden önemli turizm geliri edindiğine dikkati çeken Kemal Kirişçi, Türkiye'nin Rusya'daki ticari payının azalmakta olduğu uyarısında bulundu. Bununla birlikte iki tarafın krizi daha da tırmandırmaktan kaçındığı görüşünü savunan Kirişçi, Türk hükümetinin Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in saldırgan söylemlerine karşılık vermediğini savundu. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in Türk ekonomisini hedef alarak Ankara'yı Aşil topundan vurmayı amaçladığı görüşünü savunan Kirişçi, bu durumu 1945'te Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in toprak talep etmesine benzetti. Sovyet tehdidinin Türkiye'yi Batı'nın kucağına attığını hatırlatan Profesör Kirişçi, şimdi benzer bir durum yaşandığına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomisini kuvvetli tutma ihtiyacı duyduğunu belirten uzman, bölgesel ticaret alternatiflerinin azalmasından dolayı Ankara'nın yeniden Batı ile ilişkilerini düzeltme yoluna gittiğini savundu. Kemal Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya yönelik eleştirilerinden de vazgeçtiğine dikkati çekerken bunu bölgedeki çatışma ortamının ekonomiye yansımasından duyduğu kaygıya bağladı. Washington'daki Küresel Çıkarlar Merkezi'nin düzenlediği toplantıya katılan bir Rus uzmansa Putin rejimine oldukça muhalif bir bakış açısı sundu. Kolombiya Üniversitesi uzmanlarından Maria Snegovaya, Rusya'nın uçaklarıyla yalnızca Türkiye'nin değil diğer NATO ülkelerinin de hava sahasını zaten 2 yıldır ihlal ettiğini söyledi. Ama uzman bunu Rusya'nın jeopolitik gücünü yeniden hissettirme çabasına bağladı. Snegovaya, Moskova'nın Suriye'de güç gösterisine girdiği düşüncesinde. Tartus Limanı'nda Rus donanmasının demirli olduğunu hatırlatan uzman, Rusya'nın Lazkiye'nin kuzeyinde Türkmenleri bombalamasını da buna bağladı. Bununla birlikte Moskova'nın çok fazla tehdit savurmasına rağmen itidalli tavır aldığının altını çizen Rus uzman, ülkesinin özellikle Ukrayna krizinin ardından Suriye'ye müdahalesiyle birlikte başka cephelerde ağır çatışmalara girmek istemediğini, bundan dolayı da gerginliği tırmandırmaktan kaçındığını belirtti. Maria Snegovaya, bir açıdan bakarsak, bir NATO ülkesiyle ilişkilerine gelmesi Rusya'nın işine gelmez diye konuştu. Rusya'nın Suriye krizine müdahil olmasının bu ülkeye avantaj da sağladığını savunan uzman, Rusya dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı diye konuştu ve son dönemde Amerika'nın özellikle IŞİD'le mücadele çabalarında Moskova ile ilişki kurmaya çalıştığına dikkati çekti. Türkiye'nin Rusya'nın önemli ticari ortaklarından biri olduğunu kaydeden Snegovaya,
Ukrayna krizinin ardından yaşanan ekonomik ambargolarla Moskova'nın tüketici ürünlerinde alternatif ithalat kaynağı olarak gördüğü Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını sonsuza kadar sürdüremeyeceğini savundu. Sonuçta yeni yılla birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinin nasıl bir seyir alacağı yine bu ülkelerin atacağı adımlara kalmış durumda ama uzmanlar iyimser. Suriye ve Irak'ta IŞİD'le savaşta müttefiklerini arttırmak isteyen Amerika ve diğer Batı ülkelerinin bu gerginliğin tonunun düşülmesi yönündeki beklentileri de ağır basıyor denilebilir ya. Evet Alparslan Esmer, çok teşekkürler. Yayınımız devam edecek sevgili izleyiciler. Bizden ayrılmayın.